Avrat Format Tokat Esas kız ve esas oğlanın ergenlikten yetişkinliğe kaçmış birer yazılımcı oldu. Günleri bankada kağıtları gondiklemekle, dayak yemekle geçen ve GTA 5'ten hallice bir oyun içinde mutlu mesut yaşayan ama gözlük takan dış minnaklar yüzünden Türkiye simülatörünün içinde hapsolmuş izlenimi veren NPC'lere acıdığımız bu yapım en büyük derdi vitrindeki pabuçları almak olan yapay zekanın başından geçenleri anlatmaktadır. Ben yapay diyorum ama adamın balığı var. Caddeye bakan evi var. Hatta birilerinden iyi olmasın araba filosu var. Öyle ki ulan keşke ben de yapay olabilsem dedirtiyor mu? Dedirtiyor. Yani oğlum sana diyorum damadım sen anla durumu. Komiserim. Gidiyor yine tipini siktiğim. İşi bankaya gelen gerçek oyuncuların bankayı soymalarını kolaylaştırmak olan banka koruması ve Ryan abimiz yine soygunu ve aksiyonu bol bir günün sonunda Ryan ne güzel soyuyorlar değil mi be? Soyuyorlar ama çalışıyorlar be Kobra Murat. Sonuçta biz zaten hep 50 liralık soyuluyoruz. <laughs> Diyerek caddede terörist terörist yürürlerken Ryan abimize vahiy iniyor ve hayatının kadınıyla karşılaşıyor. Ryan bana bak be. İşte hayat kadınım. Yanlış diyorsun ama olsun ben anladım. Ben bunu var ya ıstırırım. Ablayı caddeden karşıdan karşıya sallaya sallaya geçerken gören Rain abi İzmirli hatun görmüş Afgan gibi kalır. Her ne kadar Kobra Murat'ın Rain oğlum götüne girecek donun yok gözlüklü hatun peşindesin be. Uyarılarına rağmen ablanın peşinden gitse de neredeyse dolar kadar hızlı yükselen ve neden şehrin içinden geçtiğini anlamadığımız tren abiye bir çakar Türk lirası gibi yere yapıştırır. Allah çok şükür yarabbim. Senin de bir numaran yok amına koyayım. Anca kuluk kuluk. E tabi Ryan abi, eli dışında bir kadına aşık olan her erkek gibi dengesini şaşırır, dengesi şaşmış her erkek gibi de fantazi peşinde koşmaya başlar, aydınlanma yaşar. Bacım ya. Şöyle demli kaçak çay var mı? Suriye mi la burası? Köpek! Al amına koduğum kalamancısı. Dolar kaçsın götüne. Yok be, euro kaçsın demek istemiştir. Ryan abi bunalınlı bunalımlı takılırken yine soyguncu gelip Bankadakileri secdeye kapattığında reis bir bakıyor, hatunun oraları, sırıtıyor ay, rayna geceden. Abimiz gayran böyle işe deyip soyguncunun gözlüğü alarak hatun kişisinin peşine düşüyor. E tabi rayna abi 10 derece miyop olduğu için gözlüğü bir takıyor, semiallahu lümen hamide, ulan meğer burası Şebin Karaysar değil, Los Angeles 2.0'mış. Aa sağlık, esti yavuzü billah. Gözlüğü takınca pudra şekeri çekmiş gibi gaza gelen abimiz hatunun peşinden koşar. Ama trenden son anda kurtulmasına rağmen bu sefer de polis abiler tarafından al bunu al olmaktan kurtulamaz. Default skill'i inatçılık olacak ki Ofaman Nalan ablayı takip edip ablanın operasyonunun içine ederek nihayet onunla konuşma fırsatını yakalar. Mavi donum var mı? Ya alınca beni bul. Ryan abi ne kadar ulan bir Mavidon diye düşünerek caddenin ortasında mal gibi yürürken e bari boş durmayayım deyip işe koyuluyor ve Mavidon alacak parayı biriktirmeye başlıyor. Olmo değil de. Şimdi bütün keramet gözlükte değil mi? O zaman bunca leveli de gözlük almış olmuyor mu? O zaman Ryan'ın level kasmaya ihtiyacı yok ki oğlum. Hatta kimsenin level kasmaya ihtiyacı yok. Git yüksek levelli birinin gözlüğünü çarp. Niye bunca uğraşıyorsun oğlum? Mal mı sakın koyayım? Ama olmaz. Neden? Çünkü o zaman yeteri kadar efekt, CGI, atraksiyon göremeyiz. Ayrıca evin içinde helikopter mi olur amına koyayım ya? Oldu olacak füze rampası yerleştirseydiniz. Çakma Natasha yine baskın yaptığı sırada pusuya düştüğünde don parasını bulup buluşturan abimiz eve motorla bir giriyor ki. Sanarsın İstanbul surlarına ilk bayrağı diken unu batlamana koyayım. Bu arada evet bu eve motorla. Evet giriyor. Ne yaptın? Zeplinle falan mı geldin oğlum buraya? Avatardaki enk misin oğlum sen? Ne bu hareketler böyle lan? Oldu olacak motorun götüne iki kanat takıp planör gibi uçaydın. Mavidon seviyesine ulaşmış olsa da henüz barbar savaşçı seviyesine ulaşamamış Ryan abiyi Natasha abla son anda tekmikleyerek kurtarır. Çok öfori oldum ben şu an. Yeni kelime öğrenince cümle içinde kullanayım dedim. Dolar gibi yükselmiş bile olabilirim biliyor musunuz? Ama niye ağır çekimde düşünüyorsun ki ben bunları bilemedim? Ayobatan şey düşündüğüm şey mi? Hayır. Ne peki? Chrome NPC'si ki. <laughs> Baskın evi Suriye'ye dönünce Ryan abi hatunu motora bindirip sektör olup gider. Bir saniye acılar. Bu evin sahibi 5 dakika uzakta değil miydi oğlum? La adamın evini soyuyorlar. Oraya ışınlanmayan bir ben kaldım. Herif hala ortalıkta yok. La bu ne vurdum duymazlık. Bu ne çaldım da bankaya koydum koydumculuktur. Bu ne faiz düşsün enflasyonda düşercilikçiliktir. Bu ne Alexander Sicks sallandırıcılıkçılıkçılıktır. Cilik, cilik, Zalimingo kuşu sonbahar lahana kreasyonu kombiniyle plazaya giriş yapar. Hayır zevkler ve renkler tartışılmaz da. Yani bu bize biraz abartı geldi. Efendim siz toplantıyı çek edip startlayın. Ben biraz geç iştirak edeceğim. İştirak mı? Kamu iktisadi teşekkülümüm lan ben. Amına kodumun sığırı. Seni hayatım boyunca bekledim biliyor musun? Ya inanmıyorum. Nasıl bekledin? Hani Squid Game eleştirel parodi part 2 bekleyenler Suicide Squad 2'yi görünce başlığı okumadan armut gibi atladı ya. Eee? İşte ben atlamadım. Başlığı okudum. Ay harikasın. Lan oğlum neler oluyor la? İşler oyundan çıktı sanal sekse doğru şarampöle yuvalanan kamyon gibi gidiyor. Hentai'ye çeyrek var ama bize sorarsanız 5 dakika geçmiş bile olduğu anda cart esası olan destursuz kapı komşusu gibi içeri dalıyor. Yalnız ablanın evine bakar mısın? Ortalama Türk üniversite öğrencisinin aklına gelen ilk soru ben bir kahve sipariş edip yarım gün aynı mekanda göt büyüttüğüme göre acaba bu kodumun kızı bu evde hangi parayla yaşıyordur? Ne yiyordur, ne içiyordur? Ayrıca şömine mi lan o? Vay amına koy. Ah bu da bizim öğrenci evi. Nalan. Siki tuttuk. Yok valla ben tutmadım. Tam tutuyordum sen geldin yani. Şimdi bu ikisi bir kod yazıp oyun yapmışlar. Zalimingo kuşu da oyunu almış ama her nasılsa kodları da araklamış. Kodları da öyle bir saklamış ki nenemin hacdan hatıra diye getirip yastığın yorganın içine sokaladığı Arap parası gibi. Evet yastık altı böyle bir şey arkadaşlar. E tabi Nalan abla haber alınca hemen Ryan abinin yanına gidiyor. Ryan sen aslında NPC'sin. Neyim neyim? NPC işte ya. Hacılar hele dinleyin. İnanır mısınız? NPC benmişim. Benden daha PC olabilen yokmuş. İnanabiliyor musunuz? Aa helal Değil olsun. Eterneti neresine çıkacağım? bağlıyor acaba? Babacım <laughs> indirdiysen çık kasıyor ya. Ryan abi gözlüğü takıp neydim ne oldum diye şehre yargı dağıtmaya başlayınca Zalimingo ha siktir infaz oluyor. Lan yeni kreasyon çıkacak. Millet tüketmiyor. Tüketemiyor. Dolar da aldı başın gitti. Herkes geçen seneden kalan botu kotu giyiyor. Buna bir çare bulmak lazım. Yoksa biz başa kalacağız. Diyerek herkese atar. Herkese gider. Sen sus amına kodum Faculty of Engineering. Bir skeranın yok zaten. Anca beton. Sen de konuşma lan. Karı kızla konuşacağına sorun çöz. Sen hele hiç konuşma. Stranger Things. Ödül töreni mi sandın la burayı? Sorunu buldunuz mu bari kodumun andavalları? Hem evet hem hayır. İleri demokrasi mi la bu? Ya vardır ya yoktur. Ee, kapatıp açsak. Koca oyunu baya kullanma kılavuzunu okumadan teknolojik alet kullanan Manav Süleyman emminin yapacağı gibi kapatıp açıyorlar. La oğlum uzaya gidiyorsunuz lan siz. Uzaya. Hataya gidip dürünmemeye benzer mi bu? Fabrika ayarlarına dönen Ryan abi resetlenince Nalan abla sokakta kendisini çevirir. Yiğidim beni hatırladın mı? Hani depişmiştik uçurumdaki evde falan. Ha? Her ne kadar kendini hatırlatmaya çalışsa da Ryan abi olmuş NATO kafa NATO mermer. Hayır zaten bir Matrix göndermesi yaptı. İkinciyi de yapmaz herhalde diyordu ki ı, ı yaptı. Nalan abla kendini hatırlatmak için Ryan abi bir emcüklüyor. Ryan abi oluyor mu yeniden Neo? Beyler bakın big diyorum, brother diyorum, bizi izliyor diyorum. Ay bunlar beni hiç anlamıyor ki ama ya. Avel avel bakıyorlar. Suratımdan yol mu geçiyor acaba? Anlamadım ki. Evet taktik değiştiriyorum. Arkadaşlar burası çok ömerli. Bakın iyi dinleyin. Sağlam kaynaklardan elde ettiğim bilgilere göre karşı kıyıda millet bahçesi varmış. Anladılar mı acaba? Hayırlısı. E tabi uçan kaçan bir şehir olmasına rağmen yeteri kadar itibarı olmadığı için Marmaray ve 3 Köprüsü olmayan Free City müteahhit ekibi çareyi göklerden beklemeye başlar. Göklerden gelen bir karar neticesinde de koca okyanusa köprü inşa edilmeye başlanınca Rain abimiz millet bahçesine doğru yola çıkar. Ramına! Bölüm sonu canavarı olarak da bu karşısına Amerika'ya iltica etmiş Zangif çıkınca Rain abi kendisine bir tutam Amerikan rüyasından tattırıyor. Zangif oluyor. Polyana aman abi. Yalnız oğlum bu nedir ya? Bildiğin adamın memelerinde dün tek tek çalıyor. Finalde Ryan abimiz burun farkıyla adaya çıkıyor. Kötü adam yaraklara geliyor. Esas kızla esas olan kodlarına kavuşuyorlar. Fakat o da nesi? Sen kalk. Dünyadaki ilk gerçek yapay zekayı yarat. Ama o da aşktan olsun. Kısacası o suruktan teyare selam gönder o yare. Yoklukta kaldım diye üzülme. Sana da düşer bir tane. Sanal da olsa ulan insan insandır. NPC'yim diye yadırgandım. Pilepler hepimiz için candır temalı. Bu yapım bizim için. <laughs>